İyi akşamlar. 3 haftalık bir aranın ardından yine sizlerle birlikteyiz. Memleketimiz zor zamanlardan geçiyor. Memleketimiz zor durumda. Ee, biliyorsunuz çok ciddi bir deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ve binlerce insanımız hayatını kaybetti. Biz de Akın Çiçek Medya olarak onlara olan saygımızdan ötürü memleketle ilgili, şehirle ilgili gündemleri yaklaşık 3 hafta boyunca yapmama kararı aldık. Evet. Türkiye'nin önünde birçok mesele varken yaşadığımız bu yüzyılın felaketi hepimizi çok üzdü. Aramızdan ayrılan kaybettiklerimiz için Maraş'ta, Hatay'da, Adana'da, Adıyaman'da ve birçok ilimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimiz çok üzüldük. Ve Türk halkı, milletimiz kendine yakışanı yaptı ve sahip çıktı memleketine, sahip çıktı insanına, sahip çıktı vatandaşına. Devlet millet el ele dedik. Hep birlikte yardım seli olduk ve gittik o bölgelere oradaki sıkıntıları gördük ama paylaşmadık. Yardım yaptık ama söylemedik. Destek olduk ama sesimizi çıkarmadık. Umarım bundan sonra yetkililere şu görev düşer. Bundan sonra olabilecek olan depremle ilgili bütün tedbirler alınır. Şimdi bugün yapacağımız yayında aslında biz Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak özellikle işçi kardeşlerimizin ve arkadaşlarımızın bir takım taleplerini ve dileklerini aktarmayı planlıyorduk ama yaklaşık iki haftadır Ordu'nun en önemli ve en güzide sanayi kuruluşlarından bir tanesi olan Çamsan Ağaç Sanayi Ordu Fabrikası'nın kökenli taşıyıcılar kooperatifi kısmında şoför arkadaşlarımızın çok ciddi bir sıkıntı yaşadığını duyduk ve daha önceden de haber amaçlı gittiğimiz ve bizim de çok özel anılarımızın olduğu Çamsan fabrikasının önüne gittik. Oradaki şoför arkadaşlarımızla birlikte olduk. Şimdi arkadaşlar ben bu yayına başlamadan evvel biraz önce bizlere Çamsan Ağaç Sanayi'nin ortaklarından Sayın Sedat Aksakal Beyefendi aradı. Kendisini 2004'lü yıllardan bu yana şahsen tanırım. Hani öyle çok bir samimiyetimiz olmadı. Kendisi o dönemde rahmetli Sayın Yüksel Poyraz'ın ve Çamsan grubunun avukatlarından bir tanesiydi. Bir diğeri de Murat Hazinedar'dı. Kendisi biliyorsunuz daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı oldu. Bir diğer avukatı Sayın Rıdvan Yalçın da o da Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili oldu. Bir diğer avukatımız da Haluk Murat Poyraz idi. Hepsi o dönemde profesyonel olarak bu hizmetleri yapıyorlar ve belirli bir para karşılığında işlerini yapıyorlardı. Biz de o dönemde Sayın Yüksel Poyraz Bey ile birlikte daha önceden onun televizyonunun genel müdür yardımcısı ve onu seven bir kardeşi, evladı olarak basın danışmanlığını yapıyorduk. Yani Sedat Aksakal avukattı, ben de gazeteci olarak Sayın Yüksel Poyraz'a ve o dönemdeki onunla duruşuna saygı duyduğum için ki. Sayın Şükrü Budur'dan Allah razı olsun gösterdiği bütün hoşgörü ve iyi niyete rağmen şu anda belki de Çamsan ordu grubuyla görüşmeziz kendisi bize hakikaten abilik, büyüklük yaptığı, onun gösterdiği tevazu için de teşekkür ediyorum. İnsanlar tevazu sahibi olmalı. İnsanlar kibir dediğimiz, ego dediğimiz, bu insanın karakterini ve kişiliğini bozan insani olmayan ve insanların gerçekleri görmesini engelleyen durumlardan uzak durmalı. İftira atmak. İftira atmak en kolayıdır Yaklaşık 30 yıldır bu mesleği bu şehirde yapıyorum. Ve bugüne kadar hiçbir Allah'ın kulu gelip de bana sen şu haberi para karşılığı yaptın diyemez. Evet biraz önce bu konuşma oldu Sedat Aksakal. Kendisi eskiden para karşılığı profesyonel bir hizmet veriyordu ve mesleğini yapıyordu. Bana aynen şu cümleleri kullandı. Niye kullandı biliyor musunuz? Bugün yaptığımız haberden dolayı beyefendi çok rahatsız olmuş. Kökenli taşıyıcılar kooperatifindeki işçiler mağdur ediliyor. İddia bu. Vay efendim biz nasıl bu cümleyi söylemişiz? Şimdi bu beyefendi ordulu değil. Bu beyefendi Çamsa'nın hikayesini bilmez. Bu beyefendi Çamsa'nın nasıl kurulduğunu bilmez. Bu beyefendi avukattı. Para karşılığı gelip profesyonel hizmetini yapıyordu. Şimdi bu beyefendi biraz önce Çamsan'daki oradaki şoför arkadaşlarımızın hakkını savunduğumuz için onların haklı mücadelesine inandığımız için ki bu mücadeleyi de anlatacağım size arkadaşlar bize şu iftirayı attı. Sen 2004 yılında Yüksel Poyraz'dan para alarak haber yapıyordun. Bugün de bu arkadaşlardan para alarak haber yapıyorsun. Sen işte böyle bir adamsın dedi. Ya biraz edep ya. Ya biraz insaf ya. Ama bu iftiranın, bu yapılan çirkin lekenin bendeki karşılığı şoför kardeşlerimiz. Haklıymışsınız. Ben bugünkü yayında şunu da söyledim. Eğer cevap vermek isterlerse hala aynı şeyi söylüyorum. Buyursunlar. Onlar da kendilerini ifade etsinler. Bugün Sayın Cemal'in yurt oradaydı ve Çamsan kökenli ki kendisi kökenli köyündendir. Oradaki kardeşlerimizin haklarının yenmeyeceği konusunda söz verdi. Allah razı olsun. Ve Ankara'dan gelir gelmez ayağının tozuyla oraya geldi. Ve Sayın Sedat Aksakal beyefendiyle ki kendisi o zaman avukattı. Şimdi Çamsa'nın sahibi hissedarı olmuş. Saygı duyuyoruz. Yatırım yapmışsınız. Saygı duyuyoruz. İnsanları çalıştırıyorsunuz. Ekmek veriyorsunuz. Saygı duyuyoruz. Ama iftira atamazsınız. Herkes haddini bilmeli. Ben de bilmeliyim. Siz de bilmelisiniz. 2004 yılında Yüksel Poyraz'ın avukatıyken para alıyor muydun kardeşim diye sordum. Bana attığı iftiradan sonra. Alıyordu alıyordum ben avukattım. E kardeşim ben de kusura bakma sokaktaki adam değildim. Bugün Çamsa'nın hissedarlarından bir tanesi olabilirsiniz. Bakın orada Sayın Bora Yüzer de var, Sayın Hakan Poyraz da var. Siz de ortaklardan bir tanesiniz. Yaptığınız işe saygı duymakla birlikte tabii ki kalemlerinizle bir takım tasarruflara gidebilirsiniz. Ancak bunu yaparken 40 yıldır o fabrika için gecesini gündüzüne katan, o fabrika için fedakarlık yapan şoför kardeşlerimize ordu dışından gelip de o fabrikanın avukatıyken şimdi asbel kadar orta olan size ve Mars grubunun yani ki bu Mars grubu da arkadaşlar bakın şimdi olayları karışık anlatıyorum şoför arkadaşlarım beni çok iyi anlayacaklar. Bu Mars lojistik aynı zamanda da bir %51'i Japonya'da İngiliz'i sanırım. Bir yabancı firmadır. Ordunun şoförünün, ordunun araç sahibinin cebine girecek olan parayı başkasının cebine sokmanıza itiraz ediyoruz. Bir vatandaş olarak itiraz ediyorum. Gazeteci olarak da gelip orada yaptığımız bir haberden sonra o kadar kelimenin arasından bir lafı cımbızla çekip kimseye iftira atamazsınız. Kimseye ...had bildirmeye çalışamazsınız. Ya nasıl... ...bir mantıktır, bunu da anlayabilmiş değiliz. Siz o fabrikanın... ...en büyük hissederlerinden bir tanesisiniz... ...ve geçen gün yine bu fabrika ile ...ilgili haber yapmaya... ...giderken objektif yayıncılık... ...adına sizi aradığımda... ...aynı... ...üstü gösterdiğiniz... ...tavrınızı bugün daha... ...şirkinleştirerek ve... ...basitleştirerek evet ve mide bulandırıcı bir durum. Demek ki siz para karşılığı haber yaptırıyorsunuz. Kardeşim, dervişin zikri neyse fikri de odur. Yanlış kapıdasınız, biz o kapı değiliz. Siz şu anda oradaki 200 tane insanı 2 haftadır, 3 haftadır oyalıyorsunuz. O insanlar şu anda arabalarını yatırıyorlar ve fabrikadan mal çıkarsamıyorlar. Doğru mu değil mi? Mars lojistikle anlaştınız mı anlaşmadınız mı? Ya arkadaşlar bu insanlar 40 yıldır bu fabrikanın karşısında yaşayan, kökenli de yaşayan, farklı muhitlerde yaşayan insanlar. Ve bu insanları mağdur ettiğinizi görmeyip bir de vay efendim niye yapıyormuşuz ve bir de yemin istiyor bizden. Hadi oradan be. Ayıptır ya. Yazıktır, günahtır. Bakın tekrar söylüyorum. Orada çalışan, kökenli taşıyıcılar kooperatifinde çalışan 180-200 tane, yanlarındaki arkadaşlarıyla 200 tane insan bu şehrin insanları. Başka ilden gelen bir lojistik firmasını sokup da o insanları borçlandırıp, araba alıp, araba aldırtıp onları 2 yıldır, 3 yıldır oyalayıp, evet oyaladınız. İddia bu. Ama şahsımla ilgili söylediğiniz en son şey ya dedim ki demek ki şoför arkadaşlar haklı mıymış acaba? Ve orada hiç kimse Hakan Poyraz ya da Bora Yüzer demedi. Hepsi de taksakal dediler. Ben demedim. Onlar dedi. Şahidim var. Yüzlerce şahidim var. Arkadaşlar bazen paranın önüne geçen değerler vardır. Hatır vardır. Saygı vardır ahde vefa vardır. Ama paranın putlaştırdığı insanlar herkesi kendisi gibi zanneder. Kim üzerine alınıyorsa o. O karşıdaki insanların hikayesini bilmezler. O insanları sadece bir araç ve 2000 lira, 3000 lira kar olarak görürler. Ama o insanlardan bir tanesi bugün ağlıyordu. Cebimde 50 liram kaldı. İki haftadır servisle çıkamıyorum diyordu. Fabrikanızın iç meselesi beni ilgilendirmez ama fabrikanızın dışarıdan çalıştığı ve 40 yıldır size hizmet eden ve orada dostlarımızın, arkadaşlarımızın bulunduğu bir yere. Şimdi kökenli taşıyıcılar kooperatifindeki arkadaşlarıma soruyorum. Ne zaman çağırdılarsa gittik. Bundan sonra da gideceğiz. Bakalım perşembe günü arada Sayın Cemal Engel vekili Allah razı olsun. Bakalım perşembe günü Sedat Aksakal Bey Acaba kendisi o söylediği şeyleri Sayın Aksakal videoyu izleyin. Bugün iki tane video attık. Demin beni aramış bir de Whatsapp'tan yazıyor. Ya yemin ediyorum yani eskiden ergenler yapardı böyle. Ya Whatsapp'tan yazı yazdı. İnanamıyorum ya. Ya siz bir fabrikanın üst düzey yöneticisiniz. Avukatlık yapmışsınız. Yani ben toplu mesaj gruplarını birazdan Facebook'a, Instagram'dan Akın Çiçek Medya'dan yayındayız. Çamsan'da şoförler neden eylem yaptılar? Haksızlığa uğradıklarını iddia ediyorlar. Ve isyan ediyorlar. Buyurun siz de cevap verin. Buyurun. Mutlaka yapın yazmış beyefendi. Ben de izleyin yazdım. Kesinlikle demiş. Bekliyorum. Evet benim ne yapacağımı merak etme sen görevini yap. Yazmana gerek yok. Kardeşim sen yazdın ya. Bugün sen aradın. Bugün bu hakareti iftirayı sen yaptın. Ama sebebi neydi? Ya biz alıştık bunlara gerçekten. 30 yıldır bunları yaşıyoruz. Görüyoruz. Sizler yolcu, bizler hancı. Biz bu şehri, bu şehrin dinamiklerini, bu şehrin insanının yaşadığı haksızlığı, mağduriyeti söylemeye devam edeceğiz. İster ak sakal olsun, ister kaba sakal, ister beyaz sakal. İsimler önemli değil. Saygı karnesi içerisinde ki demin o telefonu açıp bana o iftirayı atmasaydınız bugün farklı bir konuşma yapacaktım. Ama şoför arkadaşlarımın haksızlığa uğradığını ve mağdur edildiğini sonuna kadar bilerek ve bu iddialarını da perşembe günü göreceksiniz. Anlaşmayacaklar sizlere. Arkadaşlar perşembe günü bu zihniyet sizle anlaşmaz. Adam ordulu değil. Adam sizleri tanımıyor. Adam hikayenizi bilmiyor. Adam ancak iftira atıyor. Allah şükürler olsun. Ne Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili, ne bugünkü eylemle ilgili, ne de bir başka eylemle ilgili kimseden para alarak para karşılığı haber yapmadık. Ama işte zihniyet bu olursa, mantık bu olursa söylenecek tek şey var. Vallahi gülüyorum ya. Gülüyorum. Acıyorum. Bir de bir yemin eder misin diyor ya. ya. Allah'tan korkun ya. Vallahi Allah'tan korkun. Şoför kardeşlerim, Çamsan, Kökenli Taşıyıcılar Kooperatifi'ndeki kardeşlerim mağdur ediliyorlar, mağdur edilmeye devam ediyorlar. Şimdi bu beyefendi bizi izliyor. İzleyecekmiş. Buyurun beyefendi, eğer medeni cesaretiniz varsa hopörleri açacağım. 5 dakika boyunca hiç konuşmadan siz dinleyeceğim buyurun. Anlatın bu şoför arkadaşlarımız mağdur değiller. Sizi yanıltıyorlar. İftira atıyorlar değil. Buyurun. Arayın. <laughs> buyurun. Yani meslek hayatımızda çok şeyler gördük. 2004 yılında Sayın Yüksel Poyraz'da şu tubodur kendi ortaklıklarını bitirme kararı aldılar. O dönemde orada üzücü olaylar oldu. Gerçekten geçti gitti bitti. Ama yıllar sonra Çamsan'ın kapısında, hele Çamsan'a karşı bir haber yapacağım asla ve kat'ta aklımın ucundan dahi geçmezdi. Gerçekten çok üzüldüm. Bugünkü konuşma Sayın Sedat Aksakal adına bana attığı iftira Kendisine yakıştı mı yakışmadı mı o karar verecek. Ya ben fikrimi beyan edebilirim kardeşim. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bana verdiği turkuaz deyin, sarı basın kartı deyin, bunu Cumhurbaşkanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün onayladığı bir kartı 15 yıldır taşımaktayım hala. Beyefendi, siz önce fabrikanızın önündeki yangını söndürün. Ondan sonra insanları iftira atın. Evet, yani kusura bakmayın bazen böyle konuşmalar yapıyoruz ama hak edene, hak ettiği şekliyle aynı cevabı vereceksiniz. 2004'te avukattın, para karşılığı yapıyordun bunu. Evet. Vay efendim, biz de 2004'te Yüksel Poyraz'dan para alarak haber yapmıyor muydun? Yazık ya, yazık, vallahi yazık ya. Siz size ekşanı yaptınız. Bana ekşan da bu. Gerçekten yazık. Hani üzüldüm mü? Çok üzülmedim. Hep olumsuz şeyler konuşmak istemiyoruz yayınlarda ama meslek hayatımızda bunları çok görüyoruz. Evet. Avukatlar arasında da, gazeteciler arasında da, siyasetçiler arasında da kirlenmiş bir yapı var. Ama biz haksızlıklar karşısında susmamaya devam edeceğiz. Ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi kardeşlerim, sizleri unutmadık. Ama bugünkü Şamsan fabrikası önündeki bu gergin ve haksızlık olduğunu iddia eden şoför arkadaşlarımın, kökenli taşıyıcılar kooperatifindeki dostlarımın yaşadığı mağduriyeti anlatmak zorundayım. O yüzden işçi kardeşlerim çarşamba akşamı saat 18'e kadar ne olur hakkınızı helal ediniz. Biliyorum bir kura çekimi yapıldı, Orada bir takım ilginç olaylar oldu. Ardından yine sizin bir promosyonla ilgili önce şu kadar para alacaksınız dediler. Hepinizi aynı havuza sokacağız dediler. O da olmadı. Ardından sendikayla yaşadığınız bir takım sıkıntılar oldu. O da olmadı. Hepsini ve daha fazlasını çarşamba akşamına bırakacağız. O yüzden bugünkü özün sözü Çamsan kökenli taşıyıcılar kooperatifindeki insanlar mağdur ediliyor. Sebebi işveren pozisyondaki insanların demeyeyim. Bugünkü telefondan anlaşılacağı üzere sadece herhalde Sayın Sedat Aksakal bu konuda refleks almayı kendine uygun gördü. Kendine yakışanı yaptı. Bizi kökenli taşıyıcılar kooperatifindeki arkadaşlarımızdan para alarak bu haberi yaptığını söyledi. Sonra tekrar U dönüşü yapmaya çalıştı ama yemez. Yemez. O yüzden tekrar söylüyorum. Biz bu şehrin değerlerine zamanında bizim de babamız, amcamız, yakınlarımız o fabrikadan hisse aldılar. Eğer zaten Sayın Yüksel Poyraz Allah rahmet eylesin, mekanını gani gani cennet eylesin, mekanı cennet olsun. Zaten Sayın Yüksel Poyraz yaşıyor olsaydı hiçbiriniz buralarda olmazdınız. tırna olamazdınız, tırna, tırna olamazdınız. Hele dışarıdan birisi gelecek, ortak olacak. Hiç olmaz. Siz ancak avukat olarak gelirdiniz, paranızı alırdınız, yaptığınız hizmet karşılığında ve giderdiniz. Şimdi bana çok sinirlenecekler. Niye? Bu gerçekleri yıllardır bilip sustuğumuz için. Bu konu benim konum değil. Bir fabrikanın iç meselesi beni de ilgilendirmiyor. Ama bir mağduriyet varsa ve o mağduriyeti iddia edenler karşısında da biz susmamaya devam edeceğiz. Bu aralar tehditler alıyorum. Söyleyeyim onu da. Tehdit alıyoruz. Yaptığımız haberlerle ilgili. Meslek hayatımızda çok oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Bir takım kirli oyunlar, kirli hesaplar yapılıyor. Her şeyin farkındayız. Sayın Mehmet İlmi Güler'in Adıyaman'dan dönmesini bekliyoruz. Belgelerimizi getirelim. Eğer Sayın Mehmet İlmi Güler uygun görürse elimizdeki Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde ilgili bütün belgeleri ve bilgileri Sayın Başkanım size vermeye hazırız. Arkanızda ne dolaplar çevriliyor, neler yapılıyor hepsini size burada işte burada şimdi bunu daha sonra kaldıracağım. Olur da e, gizli bir yerde muhafaza ediyoruz onu da söyleyelim. Hepsini vermeye hazırız. Biz bu şehirde kendi adımıza 30 yıldır doğru bildiğimiz şeyleri söylemeye devam edelim. Ne işçi kardeşim memuru olurken haksızlığa uğrasın, ne orada çalışan kardeşlerimiz hakları olan parayı alma noktasında haksızlığa uğrasınlar, ne de Çamsan kökenli taşıyıcılar kooperatifindeki şoför arkadaşlarımız mağdur edilmesinler. Ama iş iftira atmaya gelince, iş başka mecralara kayarsa ne diyelim. Siz yolcu, biz hancı. Biz bu şehri beklemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.